Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları ve Euro 2024 maçlarını TürkSat 42E, TürkSat 4A uydu üzerinden şifresiz, kesintisiz izlemek için işinize yarayacak tüm yöntemleri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Frekans sorunu yaşamamak, maç sırasında sinyal yok hatası ile karşılaşmamak için TRT1 frekans ayarlarınız güncel olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar şu sıra UEFA'nın Euro 2024 maçları var arkadaşlar. Şu an bunları izliyoruz. Aslında izleyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü maç sırasında sıkıntı yaşıyoruz. Sinyal yok hatasıyla alıyoruz ve hemen hemen çoğu arkadaşımız bu maçları maalesef izleyemiyor arkadaşlar. Çünkü yayıncı kuruluş tarafından sinyal kesme ya da sinyal azaltma bandı uygulanıyor. TRT'de buna uymak zorunda arkadaşlar. Uymadığı zaman da birçok cezalarla karşı karşıya kalıyormuş arkadaşlar. O yüzden de o frekans %100 olması gereken frekansı düşürmek zorunda kalıyor. TRT düşürdüğü zaman da maalesef çoğu televizyonlarda bu maçlar izlenemiyor arkadaşlar. Ama izlemek için biz seçenekleri ayarladım, buldum, sizin için derledim ve şimdi bunları paylaşacağım. Şimdi bu bilgiler aynı zamanda bu sene için de çok önemli. Çünkü TRT biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını aldı. Ve bu maçları da yayınlayacak arkadaşlar. Şimdi biz bu sinyal sorununu çözmezsek biz bu sinyal yok hatasıyla, maçları izlememe hatasıyla karşı karşıya kalırız arkadaşlar. Onun için buradaki çözümümüz bu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları için de geçerli arkadaşlar. O yüzden yapacağımız değişiklikleri kaydetmeyi unutmayın. Videoyu çok iyi anlayın arkadaşlar. Yine bu videonuzu da kaydedin. Tekrar tekrar izleyip o bilgileri güncelleme yaparsınız arkadaşlar. Biliyorsunuz işte dediğim gibi şu an Euro 2024 oynanıyor Almanya'da. Yine UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de. UEFA Avrupa Ligi maçları yine TRT'de. UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da yine TRT'de arkadaşlar. Onun için bu frekans bilgilerini güncellememiz gerekiyor. Şimdi TRT1 frekans ayarı ve TRT1 güncel frekans bilgileri nelermiş bakalım arkadaşlar. Şimdi birçok televizyon markası var arkadaşlar. İşte Beko, Vestel, Samsung, ne bileyim LG dolu arkadaşlar. Ama hemen hemen hepsinde aynı mantık var arkadaşlar. Yani aynı mantığında ya birinde farklı bir şey olabilir ama hepsinin mantığı aynı. Yani bu ayarların hepsi bütün televizyonlarda geçerlidir arkadaşlar. Bunların ayarların hepsini kumandadan yapacağız arkadaşlar. Şimdi kumandanızın menü tuşuyla televizyonunuzun yayın, ayarlar ya da kanal ayarları kısmına gireceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kimi televizyonda yayın, kimisinde ayarlar, kimisinde kanal ayarları diye yazar arkadaşlar. Sonra burada bulunan manuel elle ayarlama, manuel uydu tarama ya da TKGS güncelleme seçilecek arkadaşlar. Dediğim gibi bir televizyon kanalında bir şey yazar ya da manuel dijital elle ayarlama da yazıyor. Mesela benimki Beko arkadaşlar. Beko'da işte dijital manuel ayarlama yazıyor gibi. Biz bunu elle ayarlayacağız arkadaşlar. Bu frekans bilgilerini biz kaydedeceğiz. Ne yapıyoruz? Önce uydu olarak TürkSat 42E'yi seçilecek arkadaşlar. Yani farklı uydular değil, 42E'yi seçilecek. Burada bulunan, seçtikten sonra onu seçerken alt alta geliyor zaten. Transponder ya da transponder ekle gibi bir seçenek çıkacak arkadaşlar. Yani zaten burada hemen o frekansı ekleme kısmı gözükür zaten. Yani önce üstte uydu. Altında hemen o bilgiler böyle sırayla yazar arkadaşlar. Biz burada transporter ya da transporter ekleye tıklayacağız arkadaşlar. Sonra işte seçeneklerimiz burada mevcut arkadaşlar. Şunu yapacağız. Sonra aşağıdaki frekans bilgilerini girip arama yazısına basın demişim arkadaşlar. 3 tane seçenek ayarladık. TRT1 yayınlarını izleyebilmeniz için 3 farklı frekans bilgileri mevcut arkadaşlar. Bunların hepsini girip televizyonumuza kayıt edeceğiz arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Şimdi seçenek 1. Zaten bunlar alt altıdır yani o ayarlar kısmında. İşte frekans, polarizasyon, sembol oranı, A arama diye böyle gidiyor. Biz sadece şunlarda değişiklik yapmamız yetiyor. Frekans yazan yerine yine kumandanızın o sayı tuşlarıyla 1, 1, 7, 9, 4 polarizasyon ve dikey olacak arkadaşlar. Mesela çoğunda otomatikman yatay olmuş olabiliyor orada. Yatay değil, dikey olacak. V dikey. V yoksa dikey yazısı olacak.
Sembol oranı 30.000. A aramaya da açık getireceksiniz. Kapalı olmayacak arkadaşlar. Seçenek 1. Bunu arattırıyoruz. Kaydediyoruz. Bu bir duruyor. Seçenek 2. Yine frekans kısmına 11958 yazacağız. Polarizasyon yine V dikey. Sembol oranı 27.500 olacak. Yine A aramada açık olacak. Seçenek 3. Yine frekans kısmına 11054 olacak. Polarizasyon V dikey olacak. Sembol oranı 30.000. Yine A arama açık olacak. Bunların üçünü de uygulayın. Üçünün de TRT kanalları televizyonunuzda kayıtlı kalsın arkadaşlar. Ben bunu kendi televizyonumda Beko'da uyguladım. 5-6 tane TRT1 çıktı ve onların hepsini de kayıt ettim. Yani şimdi maçları izlerken bir TRT1 olmazsa diğer frekansın TRT1'ine, o olmazsa diğer TRT1'in frekansına ayarlayarak maçları inşallah izleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bunları yaptıktan sonra böyle bir sürü TRT1 çıkacak. O TRT1'lerin hepsini alt alta böyle sıralayın. Sırasıyla bir ona bakın, bir ona bakın. Yani biri birinde maçları rahat izleyebileceğiz arkadaşlar. Bu seçenekleri ve bu frekans bilgilerini kaybetmiyoruz arkadaşlar. Daha sonra TRT1'in yukarıda verdiğimiz güncel frekans bilgilerini girip OK tuşuna basarak güncel frekans bilgilerini kaydedin arkadaşlar. Daha sonra menüden çıkıp kanal ekranına geliyorsunuz. Yeni eklenen kanallar tüm kanal listesinin sonunda çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bizde de, ben de televizyon ayarlarken mesela bir tüm kanallar var, bir de favori var. Favoriye hemen gelmiyor zaten. Tüm kanallar listesine geliyor. Siz tekrar ayarlar kısmından, program ayarlamadan onu TRT1'i favoriler kısmına tekrardan taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada yeni eklenen kanallar tüm kanalların en sonunda çıkıyor arkadaşlar. Kanal listesinin sonuna gelip TRT1'i bulabilirsiniz ve daha sonra bunu favori kısmınıza kaydedebilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. İnşallah maçlarımızı şifresiz, kesintisiz bir şekilde izleriz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz video ile ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi videonun altına yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben elimden geldiği ölçüde her yoruma cevap yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınıza cevap vermeye çalışırım. Dilim döndüğünce bu sorunu çözmeye, bu frekans bilgilerini sizinle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi beğenmişsinizdir arkadaşlar anlatımı, bu bilgileri sizin için faydalı olmuştur. En önemli kısım size faydası olmasıdır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.